Herkese merhabalar, ben Semih. Bugün sizlere FPS'inizi %100 arttıracak taktikleri göstereceğim. Gidip de size boş boş herkesin gösterdiklerinin yanı sıra kimsenin göstermediği şeyleri de göstereceğim. Hemen başlayalım. Bu bilgisayara özellikler diyorsunuz. Özellikler dedikten sonra sağda gelişmiş sistem ayarları var. Gelişmiş sistem ayarlarına bastıktan sonra bakın burada performans yazan bir yer var. Görsel efektler, işlem zamanlaması, bellek kullanımı vesaire diyor. Geliyorsunuz buraya bakın. Bunların hepsi açık. Bunların açık olmaması gerekiyor. En iyi performans için ayarlara tıklayacaksınız. Buna tıkladıktan sonra ekran yazı tipi kenarlarını düzelt diyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Bilgisayarınız bir saniyelik donabilir. Bakın benim bilgisayarım şu an dondu. Evet, kendisine geldi. Eğer bunu kapatırsam yazı kenarları çok kötü olacak ve kesinlikle bu ayarı geri almak isteyeceksiniz. O yüzden bunu yapın. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra burada yapabileceğiniz bir şey yok. Geri gidiyorsunuz. Burada geri gittikten sonra yapacağımız şey Nvidia denetim masasını açmak. Nvidia da diyebilirsiniz. Ben Nvidia demeyi tercih ediyorum. Açtıktan sonra benim yaptığım ayarların hepsinin aynısını yapın. Şöyle performans bunu yapmanız bir şey değiştirmez. Hatta FPS'inizi de hiç arttırmaz neredeyse. Bunu yapmanız için geçmiş 3'te görüntü ayarlarını kullana basıyorsunuz. Beni oraya götür diyorsunuz veya şuradan 3'te ayarların yönetilmesine tıklıyorsunuz. Buradaki ayarları tek tek yapın. Kapalı, kapalı, otomatik, kapalı, tümü. Ondan sonra kapalı, off, yüksek performans. Bunu kesinlikle alın. Bu kalitede oluyor genelde. Açık, izin ver, açık, kapalı, kapalı, kapalı. Bakın düşük gecikme oranı modu kapalı bunu. Genelde herkes ultraya aldırır ama hiç gerek yok. Bunların hepsini bu arada denediğim için söylüyorum. Eski bilgisayarımda olsun, bu bilgisayarımda olsun hepsini denedim ve gerçekten bunlar en fazla FPS'i arttıran ve FPS'i düşürmemesini sağlayan ayarlar. Yazıcı varsa yani maksimum performans, kapalı, kapalı, kapalı. Buradan ekran kartınızı seçin. Laptop kullanıyorsunuz, burada işlemciniz de olabilir. Gerek yok, ekran kartını seçin. Kapalı, kapalı. Ondan sonra buralara da böyle bakın. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Sistemimize göre değişir. Bunu herziniz en fazla neyi destekliyorsa onu yapın. Şuradan da yapabilirsiniz. Yeni görüntü ayarları, gelişmiş görüntü ayarları buradan herzinizi seçebilirsiniz. Başka Nvidia'da bakalım şöyle. Renk ayarlarına vibrans açabilirsiniz. Bu oyunlarda genelde tavsiye ediliyor. Burada da zaten hiçbir şey yok. Şöyle geçeyim sizlere de. Çok merak edenler varsa buralarda baksınlar. Bunu yaptıktan sonra yapmanız gereken bir diğer şey hemen şöyle bir oyun modu yazmamız lazım. Oyun modunu açık yapacaksınız. Zaten herkes de genelde açık geliyor. Yine de kapalıysa açık yapın. Şu üstten Xbox Game Bar'a geldik. Bu açıksa bunu %100 kapatıyorsunuz. Kesinlikle FPS'inizi en çok düşüren şey budur. Yakalamalara geliyoruz. Burada bir şey yok zaten gördüğünüz üzere. Oyun modu zaten açık. Xbox A'da bu zaten her bilgisayarda neredeyse yüklü olarak gelir. Tabii benimki gibi Ghost Spectre sürümü kullanmıyorsunuz. Bakın şurada Ghost Toolbox var. Grafik ayarlarına geliyorsunuz. GPU zamanlaması var bakın ekran kartı. Bunu açıyorsunuz. Yani performansınızı arttırır. Buradan da oyununuzu seçebilirsiniz. Evet, buradan yüksek performansı alıyorsunuz. Oyununuzu nasıl bulabilirsiniz derseniz de göz ata tıklıyorsunuz. Ondan sonra bu bilgisayar oyunun yüklü olduğu yer Riot Games, Valorant, Live, Valorant X'e bunu ekliyorsunuz. Ondan sonra Shooter Game, Binaries. Buradan da gördüğünüz üzere bunu yapıyorsunuz. İkisini ekleyip yüksek performansı alıyorsunuz. Ekran kartınızı alıyorsunuz. Burada yapabileceğimiz şeyler şu an bitti. Bundan sonra yapmanız gereken sürücüleri birleştir ve iyileştir yazmak. Şöyle gördüğünüz üzere burada var. Bunu tıklayıp ikisini seçip tümünü iyileştire basıyorsunuz. Bilgisayarınızın hızına göre değişir. Bakın bu SSD hemen bitti ama hard diskte birazcık yavaşlıklar var. Tamam. İşlemimiz burada bitti. Bu çok güzel FPS'inizi artırır bu arada. Bunu kesinlikle yaptım. Bundan sonra sırada MS config yazıyorsunuz. Bakın. Config. Sistem yapılandırması çıktı. Buna basıyoruz. Ondan sonra burada hiçbir şey dokunmamıza gerek yok. Ön yükleme, gelişmiş seçenekler, işlemci sayısı. Bu sizde şöyledir. Bunu 4 yapıyorsunuz. Ondan sonra bu tik hala kalıyor. Buna tıklamanıza gerek yok. Tamam diyoruz. Hizmetlere geliyoruz. Bunlara kesinlikle dokunmuyorsunuz. Microsoft hizmetlerini gizle var. Basıyoruz ona. Bakın burada Microsoft hizmeti dışında sizin yüklediğiniz uygulamaların getirdiği hizmetler var. Burada ne yapabilirsiniz? Mesela bu benim faremin ayarı, mouse'un uygulaması. Gerek yok. Çünkü makro kullanmıyorum. Bunu kapattım, bunları kapattım, bunlar da kapalı. Epic Games zaten en çok FPS düşüren unsurdur. Bunları da kapatıyorsunuz. Nvidia'yı da yani eğer maksimum performansı istiyorsanız, FPS'im asla düşmesin diyorsanız bunları da kapatın. Şu zaten Google Chrome'ları vesaire direkt kapatıyorsunuz. Rockstar Games'i de kapatın. Steam'i de kapatın. Tabi oyunun Steam'de ise yine de kapatın. Zaten o kendisi de yükleyecektir tekrardan. Bir de Valorant oynuyorsanız buradan Vanguard'ı açın. Gördüğünüz üzere. Bu FPS'inizi %100 arttırır. Ha ben bunu kapattıktan sonra FPS'im gözükmüyor yani ya da veya video çekemiyorum diyorsanız bunların üçünü de açmak zorundasınız, onu söyleyeyim. Bundan sonra yapacağımız bir diğer ayar bilgisayarınızın masa üstüne. Bakın benim şu anda etrafı siyah, tamam. Şu görsel var. Mesela bunun hiç olmaması lazım bizim bilgisayarımızın en hızlı sürümde olması için. Bu bilgisayara tıklıyorsunuz. Ondan sonra eğer
kişileştirde açıksa Windows'unuz. Bakın benimki etkinleştir diyor. O yüzden değiştiremiyorum. O yüzden şöyle yapıyoruz. Ben indirmiştim. Siyah ekran indirmiştim. Şöyle gördüğünüz üzere. Ekranla bu geliyoruz. Sağ tık masaüstü arka plan ayarla diyorum. Bakın siyah oldu. Bu bilgisayarımızın her açılışta veya her alt tab attığımızda bu resmi yüklemesini sağlıyor. Bu resmi yüklemek de işlemciye güç bindirir. Gerek yok. Bundan dolayı bunu da yaptık, kapattık. Diğer bir yapacağımız ayar Discord üzerinde. Discord'u şöyle arkadan açalım biz. Burada kalsın. Ben size yapacağınız bir sonraki ayarı göstereceğim. Hemen interneti açıyorsunuz. Ya bu arada Edge'i kullanmaya dikkat edin genelde. Bunu kullanmazsanız FPS'iniz yine de çok düşer. Çünkü bu sistem zaten kendisine gelen bir uygulama. NPT Standby List yazıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere tıkladık. En üstte VJ32 diye bir site çıktı. Bastık ona. Burada kırmızı bir yazı var. Kırmızı yazıya tıkladıktan sonra indirildi. Ben bunu ne yapacağım? Klasöre göster dedim. Arka plana attık bunu. Arka plana attıktan sonra yapmamız gereken buraya görev zamanlayıcı yazmak. Zaten çıkıyor bu tarafta. Şuraya hızlı yazdığım için yazamadım. Zamanlayıcı tıkladım. Görev zamanlayıcı kitaplığına basıyoruz. Görev oluştura bastık. Görev oluştura bastıktan sonra ne olsun? RAM temizliği olsun. Şöyle 2 ile yazdım çünkü önceki videoda da silmeyi unutmuştum. Buradan kullanıcı grup değiştire tıklıyorsunuz. Gelişmiş. Şimdi bul. Aşağı kaydırıyorsunuz. Sistem bulana kadar. Sistem bizim burada. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra tamam diyoruz. En yüksek arayacaklarla çalıştır. Ve gizli. Gizli demezseniz eğer aynen şöyle olur. Her bu işlemi yaptığında bu satır açılır. Bir şeyler yazar. Sonra geri kapanır. Yani sizin alt taba düşmeniz neden olur. FPS'inizi de haliyle düşürür. Durduk yere de mesela kılıç anında kaybedersiniz roundu. Sonra buradan yeniye basıyorsun. Benim burada bilgisayarım takılıyor bakın gördüğünüz üzere. Bilgisayara bağlı. Görevi şu sıklıkta yenile. Tıkladık. Ben 5 dakikayı tercih ediyorum. Çünkü benim bilgisayarda şu an 8 GB RAM'im var. RAM'e de nasıl bakarız diyorsanız bakın burada görüyorsunuz. 8 GB RAM, 7,9 GB. O yüzden 5 dakikada bir temizlemesini istiyorum. Sizin eğer 16 GB RAM'iniz varsa 15 dakikada yapabilirsiniz artık. Bunu süresiz yapıyorsunuz. Süresiz yapmazsanız bir gün çalışır, kapanır gider. Yaptığımız işlem boşa gider. Sonra burada başka hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Eylemlere geldik. Yine program başlatta kalsın burası bakın bunlar değil. Ondan sonra komut dosyası göz atlıyoruz. Bakın indirdiğimiz yere hemen çıktı. NPT Standby List. Bu RAM'imizi temizlemeye yarıyor. RAM'imi temizlersek zaten oyundaki takılmaların birçoğu RAM'den kaynaklanıyor. Buradan bunlara bir şey yapmamıza gerek yok. Tamam diyorsunuz. Koşullar ve ayarlarda bakın bunlar zaten olacak sizde de. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tamam dedik. Bakın nereye geldi bu? Burada Google falan var. En altta bakın RAM temizliği 2i ile yazmıştık. Burada hazır yazıyor. Görev önerisini tekrardan açıyorum. Bakın ön belleğe alınmış 1,4 GB olmuş. Bunların daha çalışma zamanı gelmemiş demek ki. Çalıştır diyorum. Bakın ne oldu? Ön belleğe alınmış 160 GB'a düştü. Bu ne yaptı? Ön bellekteki her şeyi sildi. Bizim mesela şu an oyuna girersem ön belleğe sadece oyuna girdiğim zaman atacak dosyaları. Oyunun ön bellekte olacak. O yüzden de ben FPS dropları yaşamayacağım. Bunları kesinlikle yapıyorsunuz. Bundan sonra yapmamız gereken... Evet, Discord'umuza girdik. Buradan kullanıcı ayarlarına tıklıyorsunuz. Buradan oyun arayüzüne gelip bunları kapatıyorsunuz öncelikle. Kayıtlı oyunlardan da bunları bakın arayüzlerini kapalı yapın. Şöyle hatta ben hepsini kapatayım. Mesela siz Shift ESC idi sanırım bunda. Ona bastığınız anda sol üstte falan isimler çıkar, resimler çıkar. Onlar çıkar, FPS düşürür. Bunların hepsini kapatıyorsunuz. Şunu da kapatayım. Ondan sonra antivirüs, presi bunların da hepsini kapatın. Bilgisayar boş yeri sizin işlemcinizi kullanarak bunları tarıyor. Gerek yok. Gelişmişe geldikten sonra şu donanım ivmesini kesinlikle kapatıyorsunuz. FPS'inizi %100 arttıracak bir unsurdur. Discord'da yapacağımız şeyler bu kadardı. Bundan sonra yapacağımız şey görev yöneticisini açmak. Bakın başlangıça tıklıyorum. Buradan şu duruma tıklıyorum. Ok işareti altı görecek şekilde etkinleştirdiler üstte kalsın. Devre dışılar zaten bizi umurumuzda değil. Gerek yok. Vanguard. Valorant kullanıyoruz. Mecbur açık olmalı. Realtek HD. Sesimi ben buradan alıyorum. Mecbur açık olmalı. Şu mesela virüs sanırım. Gerek yok. Devre dışı bıraktım. Epic Games. Çok FPS düşürür. Bıraktım. Bunların gereksizlerini hepsini kapatın. Bir sonraki adımımız da masa üstünü temizlemek olacak. Bakın ben buraya ne atmışım? Gördüğünüz üzere burada bir sürü oyunlar var. Hatta hepsi neredeyse sadece oyun şu. MSI Afterburner harici. Gördüğünüz üzere ben bunların hepsini bunu atmışım. Niye attım? Bunları atmadım. Çünkü bunları da sık olarak kullandığım için. Bunu buraya atmanız sizin işlemciniz sürekli bu arka plandaki uygulamaları yüklüyor yani. Bakın şu yenile yaptığımız zaman bile hareket etmelerinden anlıyorsunuz. Bunlar da sizin FPS'inizi düşürür. Şunu denemenizi istiyorum. Eğer bilgisayarınız doluysa. Bunların hepsinin dolu olduğu zamanki FPS'inize bakın. Bir de hepsini boşaltıp sadece mesela şurada masaüstü yazan bir şey olduğu zamanki FPS'inize bakın. O zaman ne demek istediğimi anlayacak. Bir sonraki yapacağımız şey ayarları açtık. Bu tarafa gizlilik yazdık. Gizlilik ayarı yazınca zaten bu çıktı. Bunu kapalı diyorsunuz.
Bunu da kapalı diyorsunuz. Bizim bilgisayarımızı tarıyor tek tek. Bakın diyor, sizden uygulaması diyor. Önerilen içerikleri bana göster. Kapat. Konuşmaya geliyoruz. Bu kapalı olacak. Mürekkep oluşturma. Sizi tanımaya çalışmasın. Bizim işlemcimizi yorar. Tanıma verileri bakıyoruz. Buradan geliyoruz. Bakın burada kapat diyorum. Özel dinleme hepsi kapalı. Gördüğünüz üzere. Bunu hiçbir zaman değil. Geri bildirim sıklığı. Geliyoruz konum. Konumunuzu laptopunuz varsa genelde kapatıyorsunuz. Bunların hepsini yine kapatıyoruz. Arka plan uygulamalarına geliyorsunuz. Arka plan uygulamalarında uygulama arka planı çalışmasına izin ver. Bakın gerek yok. Microsoft Store zaten bilgisayarıma şu an yüklü değil. Sadece olduğu gözüküyor. Ben modlu Windows kullanıyorum zaten demiştim. Kapalı yapıyoruz. Nvidia'yı vesaire her şeyi kapatıyorum bakın. Uygulama tanımlama bakın. Tanıma bilgine erişmesine izin ver. Kapatı. Gerek yok. Bakın burada da zaten bir şey yok. Bunu kapatıyoruz. Ondan sonra yapacağımız bir diğer iş güç planı. Buraya hemen şöyle yazıyorsunuz. Güç yazınca zaten güç planı seçin çıkıyor. Buradan yüksek performans veya nihai performans alabilirsiniz. Eğer yoksa herhangi birisini seçin. Şuna basın. Plan ayarlarını değiştir. Geçmiş uç ayarlarını değiştir. Bakın en yüksek performans. Arka plan kullanılabilir. Bunu kapatabilirsiniz. Biz kullanabilir diyoruz. Çünkü çift monitör yaptığımız zaman bazen kasmaların çözümü bu oluyor. Güç tasarrufu burada en yüksek performans. Uyku hiçbir zaman etkinleştir. USB ayarları devre dışı. Express kapalı. İşlemci güç yönetimi bu %100'de olsun. Bu etkin olsun kesinlikle. Yoksa işlemcinizin gücünü keserek sıcaklığı düşürmeye çalışır. Gerek yok. Bize fanımız çalışsın yeterli. %100 ekran 15 dakika falan demişim. Bunu kapatabilirsiniz ya da süresizliğine 999 falan yapabilirsiniz. Uyku durumuna geçmeyi engelle. Video yürütürken video kalitesini iyileştir. Kalsın. Zaten güç tasarrufunda kullanmayacağız bilgisayarımızı. Evet bunu yaptık. Burayı kapatıyorum. Buraya geliyoruz buraya. Disk temizleme yazıyoruz. Enter diyoruz. Neyi temizlemek istiyorum? Benim Valorant'ım C'de. Tamam diyorum. Geldi bakın burada Windows'un zaten kendi uygulaması sıkıntı çıkmaz. Bakın buradan neler var neler yok hepsini gösteriyor. Sadece buradan tamam diyeyim. Yeterli diyorum. Bakın hatta biz de kapatalım. Tamam. Sil. Bu SSD'nizin veya hard diskinizin hızına göre değişir. Aynı şeyi disk temizleme yazıyorsunuz. Bunu da hard diskinize yapın. Benim hard diskine bir şey olmadığı için yapmayacağım şu an. Hiç gerek yok. Bunları yaptıktan sonra bir de ekran kartınızın driverını güncellemeniz zaten herkesin bildiği şeyler. Onları göstermeyeceğim. Başka da yapacağımız bir şey yok. Bu adım sadece Valorant kullanıcıları için geçerli. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Hemen size göstereyim. Bu bilgisayar siz artık Valorant'ı nereye yüklediyseniz onu seçiyorsunuz. Ben buraya yüklemiştim. Riot Games, Valorant, Live, Valorant.exe var. Özelliklere geliyorsunuz. Uyumluluğa basıyorsunuz. Buradan tam ekran iyileştirmeni devre dışı bırak'a basıp yüksek DPI ayarlarını değiştir diyorsunuz. Bu tike basıp uygulamaya diyorsunuz. Tamam. Ondan sonra tüm kullanıcıdan ayarlarını değiştir. Bunu yapmanıza gerek yok fakat yapabilirsiniz. Bakın biz de yapalım. Yüksek DPI ayarlarını değiştir. Bunu yap. Tamam de. Uygula dedim. Tamam. Ondan sonra geri gidiyorum. Shooter Game. Binaries. 1064. Kaydırıyorum. Arada bakın yine Valorant çıktı. Asıl Valorant bu. Özellikler. Uyumluluk. İyileştirme devre dışı bırak. Bakın burada gene aynısını yapmışız. Evet. Buraya basıyorum. Burada yapmamışım. Bunu da yapalım. Uygulama. Tamam. Uygula. Tamam. Bir tane daha yer vardı. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Yüzde update'a yüzde yazıyorsunuz. Bunu Minecraft oynayanlar %100 kullanmıştır. Şöyle bir tane geriye gidiyoruz. Bakın update'a bastım. Lokale geliyorsunuz. Lokalden aşağı kaydırıyorsunuz. Riot Games'te değil, Valorant'ın kendisinde basıyorsunuz. Save it. Config. Bakın burada sizin girdiğiniz tüm hesaplar var. Ben herhangi birisine deneyeceğim şu anda. Windows. Game User Settings. Riot User Settings. Riot'a dokunmuyorsunuz. Game User Settings'e tıklıyorsunuz. Bakın burada çıktı. Benim monitörümün markası çıktı. Ondan sonra yapmam gerekenler çıktı. Çözünürlüğüm çıktı bakın. Buradan eğer siz FPS'im aşırı düşüyor. Hiç oynanmıyor diyorsanız. Burada 100 yazanı 50-60 yapabilirsiniz ama çok bulanık olur. Gerek yok. Gidin 70 yapın, 80 yapın. İşinize her türlü yarar. Bunu değiştirdikten sonra kaydediyorsunuz zaten. Kaydettikten sonra da oyuna girdiğiniz zaman çözünürlüğün ne kadar değiştiğini görürsünüz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve işe yarayıp yaramadığını yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki FPS arttırma videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.